İyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili canlar, iyi akşamlar sevgili şifa melekleri. Evet, uzun süredir canlı yayınlara ara verdik. Bugün yeniden başladık. Niye ara verdik? Çünkü çok yoğun bir tempomuz vardı o dönem. Konya'da muhteşem bir içsel dönüşüm kampı yaptık. Hazreti Mevlana gel dedi. Geldik. Dünyanın her yerinden muhteşem güzel insanlar geldi. Türkiye'den ve dünyadan. Muhteşem bir kamp. O boyut kapılarının harika enerjilerini birlikte aldık. Çok daha fazlasını yaptık. Orada bilgilerimizi paylaştık canlarımızla. Şifalandık. Hep birlikte şifalandık. Daha kampın içinde bile muhteşem ve mucize sonuçları hep beraber duyduk. Kamp bitti. Kamptan dönen herkese şunu demiştim. Lütfen herkes o mucize sonuçlarını bize iletsin. Benim duymak istediğim. Hepsi Allah razı olsun. Gerçekten o mucize sonuçlarını bizlerle paylaştı. İşte biz bundan dolayı çok mutluyuz değil mi hocam? Enerji işi çok güzel bir iş. Evet, sonuç güzel olunca her şey güzel oluyor. Bu arada kamptayken YouTube'dan canlı yayın da açmıştık. Sonuçlarını paylaşan şifa meleklerimiz oldu. Sonuçlarını paylaşan danışanlarımız oldu. Muhteşem sonuçlardı. Onları da izleyebilirsiniz YouTube kanalımızda. Evet, Angels Academy YouTube kanalı bugünlerde çok güzelleşti. Profesyonel bir ekibimiz var ve harika oraya konularla yeni videolar ekleniyor her gün. Lütfen herkes oraya abone olsun, Angels Academy YouTube kanalımıza. Ve oradaki paylaşımlarımızdan daha çok insanımız faydalansın. Şöyle, lütfen herkes bu canlı yayınımıza daha çok insanımızın katılması için dostlarına haber versin. Katılım sayımız tamamlanınca biraz bekleyeceğim bu yüzden katılımın artması için. Uzun süre ara vermek böyle bir şey. Unutulmadık, onu biliyorum çok şükür. Sizlerden gelen mesajlar da öyle söylüyor. Ama ara verince canlı yayınlara bu canlı yayınımızı dört gözle bekleyen canlarımız oldu. Onlar hemen katıldılar. Ama herkesi bekliyoruz bu canlı yayınımıza. Bugün ne yapıyoruz? Bugün beden ve çakra taraması yapalım. Soru cevap yapacağız. Ve ücretsiz beden ve çakra taraması da yapacağız. Evet arkadaşlar, canlar. Bir gün bir karga, kargaları bilirsiniz çok sakar hayvanlar olarak bilinir. Ağzına bir tane cevizi almış bir karga, uçmaya devam ederken ağzındaki cevizi yolda aynı o peyniri düşürüyor ya, onun gibi düşürmüş yere. Tabii yere düşen ceviz olunca o ceviz düştüğü noktada toprakta kendine bir yer buluyor. Ve bir yıl sonra muhteşem bir ceviz fidanı ortaya çıkıyor. Toprak verir ya bize rağmen bize. Gene vermiş ve bir ceviz fidanı ortaya çıkmış ve o ceviz fidanı büyümüş ve bir ağaç olmuş. Cevizler ortaya çıkmaya başlamış ve artık o cevizleri bir çocuk fark etmiş ve toplamaya hemen başlamış. İlk yıl biraz, ikinci yıl biraz daha çok, üçüncü yıl biraz daha çok, artık dördüncü, beşinci yıla geldiklerinde ceviz toplana toplana büyük büyük cevizler, büyük büyük miktarlar ortaya çıkmaya başlayınca hemen o tarlanın yanındaki komşu tarlanın sahibinin dikkatini çeker bu durum. Ve der ki o tarla sahibine, iyi de der bu siz cevizi topluyorsunuz. Hani orada ceviz yokken problem yoktu. Ceviz azken de problem yoktu. Cevizler çoğaldıkça kıskançlık başladı, sahiplenme duygusu. Bu ceviz senin değil benim diyor. Bak diyor iki tarlanın arasında diyor. Şunu da demiyor. Hadi gel bunun yarısı senin yarısı benim olsun demiyor. Bir yıl sen topla bir yıl ben toplayayım onu da demiyor. Hayır diyor bu ceviz ağacı senin değil benim.
Öteki de diyor ki senelerden beri biz bu cevizi ilgilendik, topladık. Sen nereden çıktın derken iki aile, iki tarla sahibi birbirlerine girdiler. İki tarla sahibi kalabalık bir şekilde o ceviz ağacı için birbirlerini evet kavga ederken öldürdüler. Evet, böyle bir durumda şöyle bir soru sorsam size, suçlu o cevizi o yukarıdan aşağıya düşüren o karga mıydı, o sakar karga, yoksa bu cevizi paylaşmayı beceremeyen o iki tarla sahibi insan mıydı? Cevap çok basit, tabii ki insandı. Sevgili canlar, insanlar olarak bizler Allah'ın verdiklerini bölüşme noktasında her zaman problem yaşıyoruz. Hiçbir zaman o bölüşmeyi paylaşarak azaltılacak olanları azaltabilmeyi, paylaşarak çoğaltılabilecek olanları da çoğaltabilmeyi bir türlü başaramıyoruz. Birbirimizi ya tam anlamıyoruz ya da birbirimizi tamamlayamıyoruz. İşte böyle biz insanların hayat içerisindeki yaşam biçimleri maalesef hepimizin yaşam kalitelerini çokça ve direkt olarak etkiliyor. Kaliteli bir yaşam için insanlarımızın kaliteli zihinlere ihtiyacı var. Zihinler bulanık değil, zihinler berrak olmalı. Peki zihinlerin berrak olabilmesi neyle mümkün hocam? Enerjinin temiz olmasıyla. Enerji temizse, zihinler berraksa hayat çok daha güzel, çok daha yaşanmaya değer, anlamlı, huzur içinde geçiyor. Her şeyi görebiliyoruz. Herkesle dost olarak iletişim halinde olabiliyoruz. Paylaşabiliyoruz. İnsanlara kalpten bakmayı başarabiliyoruz. Evet, iki göz vermiş Allah bize ama bir de kalp vermiş. İki tane gözün gördüğünün ötesinde bir de kalp gözümüz var, gönül gözü dediğimiz. Gönül gözüyle kurulan dostluklar gönül dostluklarıdır ve gönül dostları da her zaman güzel yaşarlar ve güzel yaşatmayı çok isterler. Evet, bizim hayatımız. Bizler biyoenerjiye, biyoenerji artı dedikten sonra herkes gibi değil de herkesin biraz daha ötesinde bir söylemi geliştirdikten ve bunu patent olarak da isim hakkını aldıktan sonra biyoenerji artı olarak mucizeler, mucize sonuçlar çoğaldıkça eğitim alan o şifa meleklerimizin sayıları günden güne arttıkça sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde muhteşem güzel şifa meleklerimiz oluştukça bizim ikimizin, Maria hocanızla mutluluğumuz katlanıyor. Çünkü her eve bir şifa meleği demiştik. Bunu söylerken çok şey anlatmaya çalışmıştık. Çünkü önümüzdeki süreçlerde ve gelecekle ilgili öngörülerimizde mutsuz olacağımız, zorlanacağımız bir süreç bizi bekliyor ve halen bu durum geçerli. Yaşamaktayız bir şeyleri ama yaşayacak olduklarımız belki de bugünleri aratacak nitelikte. Onu da görüyor ve biliyoruz maalesef. Amacımız umutsuzluk vermek, amacımız karamsar etmek sizi asla değil. Çünkü bizler umutsuz olamayız. Allah'a bağlılığımız var oldukça, Allah'a yakın oldukça ve Allah'tan istedikçe Allah'ın bize her şeyi verdiğini bilen insanlarız. Umutsuz değiliz, karamsar değiliz ama evet, öngörülerimizde olumsuz olan bir gelecek var. Yakın gelecek, orta gelecek ve uzak gelecek. Karanlık olan, belirsiz olan ve olacağını öngördüğümüz bir takım konuların bizi çok fazla üzeceğine inandığımız, onu gözlemlediğimiz günlerden geçmekteyiz. Herkesin enerji demeye başlaması lazım. Herkesin enerjiyi tanıması ve enerjiyi kullanması lazım. Herkes bugünlerde kronik yorgunluktan şikayetçi.
Kalp krizinden ölüm yaşının çok gerilere düştüğü günler yaşıyoruz. Yaşadığımız o olumsuz COVID süreci sonrası, o vücudumuza aldığımız sıvıların bizlere yaşattığı olumsuz yan etkilerinin her gün dünyada yeni yeni alanlarda yaşanmakta olduğu günler yaşıyoruz. Evet, ve önümüzdeki süreçte o türden daha sert, daha etkili, daha hızlı yayılan, daha ölümcül, yeni yeni uyduruk, yapay virüslerin hayatımıza gireceğini de maalesef biliyoruz. Boyut kapıları açılıyor diyoruz. Boyut kapılarının açılmasının anlamının ne olduğunu da anlatıyoruz. Ve diyoruz ki, evet, açılmakta olan daha çok fazla sayıda yerin altından değil sadece üstünden, yer altı ve yer üstünden her an çok sayıda açılmakta olan o negatif boyut kapılarının, olumsuz boyut kapılarının biz insanları etkileyeceğini söylüyoruz. Ve bizlerin onlardan en az etkilenebilmesinin yolunun da enerjiyle bir olmaktan, enerjinin farkında olup enerjiyi kullanmaya başlamaktan geçtiğini de biliyoruz. Bizler eğer açık olursak, bizler eğer enerjimizin farkında olursak, o olumsuz olan durumlardan olumlu sonuçlar çıkarabilir, kendimizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı ve bütün insanları koruyabilen şifa melekleri haline gelebiliriz. Bunu söyledikten sonra hepinize şunu içten olarak tavsiye ediyorum. Ne olur enerjiyi anlamaya başlayın. Gün geçmesin, bir gün bir gündür. Uyanın. Neymiş bu enerji? Benim içimde ne varmış? Ben bunu nasıl aktive edebilirim? Nasıl bu enerjimi olumlu yönde kullanabilirim diye herkesin düşünmeye şu anda başlamasını istiyorum. Olumlu olacaktır. İnanın bana, çok güzel olacaktır. Önce kendiniz, sonra bütün sevdikleriniz, sonra da bütün insanlık için harika işlere imza atacaksınız. Rabbimin izniyle diyorum. Evet, bir... Evet, öncelikle kendine ve ailesine tabii ki, ailenize vereceğiniz katkı, ailenize bir koruma oluşturmak, ailenizin enerji alanını temizleyebilmek çok önemli. Aynı zamanda şifalandırmak tabii ki ve gelecek negatiflerden korumak, olacak olaylardan koruyabilmek için mutlaka enerjiyi öğrenin. Evet, şimdi ücretsiz tarama yapacağız. Canlarım, isteyen kardeşlerimiz lütfen yazsınlar. Şimdi bir kardeşimizi aldım, okudum ama ben önce biraz soru cevap yazalım. Lütfen sormak istediklerinizi bu konuda öncelikle sorun. Sonra da ücretsiz beden ve çakra taraması için yönetmenim sizleri seçecek. Birlikteyiz. Ekibimizle birlikte bu canlı yayında sizlerin karşısındayız. Daha iyi olabilmesi için bu canlı yayının çok çaba harcayan bir güzel ekibimiz var. Yönetmenim başta, şu an bizimle birlikte. Evet, tarama yapacağız. Sorulara bakıyorum. Nasıl sorular sorulmuş diye. Anlatacak o kadar çok, o kadar çok konularımız var ki. Sizlerden gelen o sorular bizi yönlendiriyor. Bizleri bundan sonraki yayınlarımız için belirleyici oluyor. Çünkü biz sizlerle varız. Sizler çok değerlisiniz. Sizlerin mutluluğu için bizler varız. Görevliyiz diyoruz. Rabbimin göreviyle. Bu arada Almanya'dan Gonca Nur rozet almış ve şimdi gördüm. Çok teşekkür ediyorum Gonca Nur. Rozet deyince bu rozetlerin hepsi direkt olarak Sevgi Melekleri Derneğimize aktarılır. Sevgi Melekleri Derneğimiz herkesin bilmesi, duyması ve herkesin gönülden desteklemesi gereken bir dernektir. Aman Allah'ım, rozetler hocam artıyor. Arsa susa. Çok rozet gelmiş. Ben şimdi daha bir bakayım dedim. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bu rozetler, dediğim gibi, Sevgi Melekleri Derneğimize bir damla da olsa önemlidir. Ve oraya, o Sevgi Melekleri Derneği'ne yapılan
O bir damla iyilik size damlalar olarak geri döner. Rabbimizden geri döner. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Hocam biz o derneği niye kurduk? Ben sorulara bakarken biraz bahsetsene. Evet, dernek sevgi evlerindeki çocuklara burs vermek, sevgi evlerindeki çocukların ihtiyacı olduğunda, devlet işi bittiğinde barınma ihtiyacını sağlamak ve onlara geleceklerinde güven sağlamak için kurulmuş bir dernektir. Onlara yardımcı olmak, tüm ihtiyaçlarında yanında olabilmek. Tüm üyelerimizle birlikte onlara anne baba olmak için, onlara artı destekler verebilmek için kurulmuş bir dernektir. O yüzden hepinize ihtiyacımız var her zaman. Her çocuk sağlıklı, mutlu, diğerleriyle eşit şartlar altında huzurlu, sevgiyle ve saygıyla yaşamayı hak eder sevgili canlar. Ama her çocuk hak eder de acaba her çocuk sahip olabiliyor mu buna? Burası çok önemli. Bazı çocuklar maalesef diğer çocuklar kadar şanslı olamıyor. Onlar evet annesiz babasız olabiliyorlar. Onlara sahip çıkan tabii ki bir devletimiz var. Allah zeval vermesin deriz. İnşallah Allah'ım onu yüceltsin, onu büyütsün. İyi ki var. Allah onu eksik etmesin. Çünkü ama böyle bir devletimizin, tek bir devletimizin, sadece onun, bu imkanları çoktur, önemlidir ama tek başına yapmasından ziyade bizler gibi güzel insanların da böyle bir konuyu kendilerine konu seçip bir sosyal sorumluluk projesi gibi düşünüp bir alanda elinden geleni, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışması doğru olandır. Bize söylendiği için biz bu derneği kurduk. Allah dostlarımız tabii ki söyledi. Onlar söyler, bizler hep yaparız. Teslimiyet içinde, hiç sorgulamadan. İyi ki yapmışız. O çocuklarla olmak, onlar kimsesiz olmak zorunda değiller. Şanssız doğmuşlar ama onların kimsesi olabiliyoruz. Çok şükür. Ve inanır mısınız, bizim bu millet olarak çok güzel bir özelliğimiz. Kiminle konuşsam gidip dernek başkanı olarak, bugün gittim, bulunduğumuz şehir Konya, Konya'da Büyükşehir Belediye'mizin, bizim siyasi partimiz olmaz. Ne olur sevgili kardeşlerim, bunu bir daha söylüyorum, bir daha söylüyorum. Bizim partilerimiz olmaz, bizim insanlarımız olur. Ama gittim, derneğimle ilgili bir konuyu görüşmek üzere gittiğimde, Konya'mızda bir KOMEK diye muhteşem bir kuruluş var. Onun yaptığı iyi işleri, olumlu işleri şehir, başka bir şehirde yaşarken duyardım hep. Ama bu kez gittim. O iyi işleri yapan bu şirketin, kurumun, birimin, KOMEK'in başındaki kişiyle tanışınca, bir saat kadar bir iş toplantısı yapınca, neden bu kadar başarılı bir kurum, bir birim ortaya çıkmış daha iyi anladım. Derneğimle ilgili yapabileceklerimiz ve yapmak istediklerimiz konusunda gücüme güç kattı. Allah kendisinden razı olsun. Ben burada siyaset yapmıyorum. Güzel olanları, iyi olanları, doğru yapanları her zaman hakkıdır. O hakkı da teslim etmek lazımdır. Allah hepsinden razı olsun. Moralim çok düzeldi. Gücümün arttığını hissettim. Ben bir şeyleri yapmak istiyorum. O çocuklarıma meslek kazandırmak, o çocuklarımın işe girmelerine vesile olmak. Hatta o çocuklarımın annesi babası gibi kendimi onların yerine koyup, onların annesi babası yerinde düşünüp, onların ilk evlenirken nasıl ben kendi çocuklarıma asgari ihtiyaçlarını alıyorsam, o çocuklar için de bunları düşünüyordum. Duyduğum cevap neydi biliyor musunuz? Sonuna kadar yanınızdayız. Limitsiz olarak yanınızdayız. Böyle güzel sözler duyduk. Allah tekrar söylüyorum, kendilerinden razı olsun. Evet, migrenle ilgili soru var hocam. Migren nedir? Neden dolayı migren olur? Üçüncü göz çakrası. Migren üçüncü göz çakrası ile alakalıdır. Altıncı çakranın fazla çalışmasından olur ama dengesiz olarak çalışmasından.
Bundan dolayı şiddetli baş ağrısı çıkar. Çünkü kişi kontrolsüz açıktır. Genellikle bununla ilgilidir. Veya kişinin enerji alanı o kadar kirlidir ki enerji dengesini bozuyordur ve migren oluşur. Neden hocanıza sordum biliyor musunuz bu soruyu? Maria hocanız ve ben bir zamanlar birçoğunuz gibi enerji olarak çok kirliydik. Hatta ve hatta Maria hocanız ve ben evlendik, balayında kavga ettik, ikinci sene ayrılma noktasına gelmiştik. Maria hocanızda bir migren vardı. Öyle normal baş ağrısı kesen hapların hiçbirisi etki etmezdi. Bir tanesi keserdi, isim vermeyeceksin biliyorum. O ilacı yoksa migren, ama o ilaca rağmen de geçmeyen migren ağrıları vardı. En iyi bilenlerden biri. Ama sonradan biz açıldıktan sonra o migrenin neden kaynaklandığını daha farklı bir bakış açısıyla öğrendikten ve yaşadıktan sonra net söylüyoruz ki birçok hastalığın, sevgili canlar, migren de onlardan biri, epilepsi de, vertigo da, birçok hastalığın varoluş sebebi enerjidir. Eğer bir hastalığın sebebi, kök sebebi enerji ise modern tıp bilim imkanlarıyla ya da o ilaçlarla o hastalıkların geçiştirilmesi, etkisi azaltılabilir. Baskı altına alıp hissedilmemek, o durum yaşanabilir. Ama şifa boyutunda yetersiz kalınıyor. Ama enerji tıbbıyla birçok konu çözülebiliyor. Migren de bunlardan birisi. Aynı epilepsi gibi değil mi aynı hocam? Aynı epilepsi gibi. Aynen. Evet. Bu arada kronik yorgunlukla ilgili sürekli Instagram'dan veya WhatsApp'tan sorular soruluyor. Herkeste çok aşırı derecede kronik yorgunluk var. Kronik yorgunluk da gene kök çakranın çalışmamasından kaynaklı. Kök çakranızı aktive ettiğiniz zaman, eğer mühürlü değilse, mühürlü olduğunda temizlemek gerek. Ya da dengesizse onu dengelemek gerek. Kök çakranızı yeniden aktive ettiğinizde o kronik yorgunluk kayboluyor. Kampa katılamamış olanlar özür diliyorlar. Sakın özür dilemeyin. Üzgünüm, üzülmeyin. Çünkü biz ne yaptık? Sizleri düşünerek kamp esnasında o boyut kapıları açılırken YouTube kanalımızdan canlı olarak ve hepinize açtık. Sadece şifa meleklerimize ve öğrencilerimize değil, tüm insanlarımıza o canlı yayınımızla orada olma, o boyut kapıları açılımı esnasında dileklerini iletme, dualarını etme fırsatını sunduk. Çok şükür onlardan da güzel geri dönüşler alıyoruz. İnanın olmaz dediğim şeyler oldu diyenlere çok rastladık. Rabbime şükürler olsun. Evet, şimdi hocam 12 yaşında kulakları duyuyor, konuşamıyor. Hocam erkek yeğenim 12 yaşında kulakları duyuyor, konuşamıyor. Sen görmeden bunu söyle. Bir şey diyemem. Korkudan dolayı bir çocuk konuşamaz veya doğuştan olan bir problem midir bilmiyorum. Görmedim. Ancak yaşadığımız örnekler var değil mi hocam? Evet, eğer bu korkudansa, ki genellikle korkudan oluyor, anneden geçişler vardır. Annenin enerji alanı o kadar kirlidir ki çocuğa geçiş yapmıştır. Ve bundan dolayı çocuk konuşamayabilir. Korkutulmaya devam ediyordur. Bu bir varsayım tabii ki. Genellikle olan bir şeyi anlattım. Çocuğu görmedim. Sizden bir şey dinlemedim. Bilmiyorum. Ama genellikle sebebi budur. Benim birkaç tane daha söyleyeceğim var. Buna ek olarak Maria hocanıza. O 12 yaşındaki yeğeniniz, Zekiye Yıldız sanırım isminiz. Canım kardeşim, o yeğeniniz acaba 7 yaşına kadar korkan bir çocuk muydu? Bir, belki hala öyledir. Nasıl anlarız bunu? Akşam oldu, çocuk uykuya dalacak. Hemen annesinin babasının yanına yatmayı, onlarla uyumayı ya da anne deyip annesinin kolundan odasına götürüp annesi onun yanında uzanacak, saçlarını okşayacak ve çocuk sonra uykuya dalacak. Ama bu esnada yukarıdaki lamba hiç kapattırılmayacak. Genellikle böyle isterler. Böyle bir çocuk olduğunu ben düşünüyorum. Genelde öyle oluyor. 12 yaşında diyorsunuz. Bakın ben size 25 yaşında söylüyorum. 25 yaşında bir ana sınıfı öğretmeni, öğretmen.
O kadar okumuş, üniversite bitirmiş, öğretmen olmuş, göreve başlamış, 5-6 yıl kadar görev yapmış ve ama bize geldiğinde ağzından anne derken aa çıkıyordu. Konuşma bitikti. Ve bu 5 yıl süresince gidilmedik. Hiçbir doktor, hiçbir hastane kalmamış. Bütün şehirleri dolaşmışlar ama hiçbir şey olmamış, düzelmemiş. Peki 3 hafta gibi bir süre sonra benim bu öğretmenim yeniden konuşmaya, hatta şarkı söylemeye başlamıştı. Sesi de çok güzelmiş maşallah. Ve ben bunu da eklemiş olayım. Umut vermek değil ama bir bakmak lazım neden olduğuna. Allah'ın izniyle, Allah'ımın ol deyince olmayacak hiçbir şey yoktur. Hiçbir hastalık yoktur ki dermansız olmasın. Dermansız dert vermez Allah'ım. Hepinize iyi akşamlar. Bodrum'dan, Danimarka'dan, Belçika'dan, Almanya'dan, Didim'den, Adana'dan, Kuşadası'ndan, bizden de size, hepinize selamlar. Hocam hiç evlenemedim, bakın. Vallahi ben buradan profil resminden görüyorum. Yakışıklı bir hiç kardeşim. Hiç evlenemedim. Kök çakra mühürlüyse, yaşlanıyorum, ya da annenizinki mühürlü ve size geçiş yaptıysa evlenemezsiniz, görünmez olursunuz. Kök çakranızı hocam, aktive edeceksiniz. Alalım mı, başlayalım mı canlı yayınlara? Hocam, Uğur Yenisu. Bir istek gelirse bir hocam. Bir istek atar mısın Uğurcuğum, katılım, canlı yayına katılım isteği. Bakalım benim kardeşime, bu sıkıntıyı bana bir baksanız diyor. Evet, hocanızın da benim de bir duru görü ve iç sesle bakmamız İstek lazım. İstek görünmüyor. Hocam üzerine tıklarsanız, siz yönetmenim, kişi arkadaşımızın isminin üzerine. Sanırım öyle de alabilme şansımız oluyor. Evet arkadaşlar, ne olur, zaman kıymetli. Evet, gördüm şimdi. Şimdi oldu. Becerdik. Birisi mi tuttu size? Kardeşim iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Gözleriniz bize çok önemli. Kameraya doğru gözleriniz şöyle ortalasın, o çeken kardeşimiz. Evet, bütün çakralar, ilk 5 çakra, anneden geçiş, mühürlü görüyorum şu anda da, evet. Harikasınız, böyle kalsın. İş alanında da blokajlar var. Sadece evlilikte değil, çakralar mühürlü, anneden geçiş. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. çakralar mühürlü. 7 açık zaten. Dediğim gibi anneden geçiş, diğer kardeşlerde de aynı durum var. Benzer blokajlar. Evet, 6. çakranın da 6. çakranın da dahil olduğu duruma çok rastlamayız. Bu bayağı bir ciddi. İlk 5 çakra genelde 4 5 oluyor ama 6. çakrada dahil mühür dedi hocanız size. Bu sadece evlilikte de değil, iş yaşamınızda ve kariyer çizgisinde de sizde birçok olumsuzluk var. Evet. Birinci doğru söyledin hocam. Öyle birçok çakradır çünkü kısmet, bereket, rızık, ilişkiler hepsi ondan sorulur. Canım, tamamen kapalı hocam. Tamamen kapalı. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim ben size, bakın zihniniz hiç susmuyor. İç ses şurası 6. çakradan dolayı mühür dediğine göre unutkanlığınız çok had safhada, hafıza problemlerini yaşıyorsunuz, odaklanamıyorsunuz. Zihniniz sürekli dağılıyor, evet. Bir konuya odaklanmanız çok zor. Öğrenmeniz de çok zor. Öğrendiğinizi hafızanızda tutmanız da çok zor. Zihin bulanık. Ezberleme şeyim yok. Evet, yok. Kulağınız çınlıyor. Baş dönmesi var. Öfke patlamalarınız var. Boyun. Evet, öfke var. Başınız dönüyor. İleri boyutta olunca doktorum ona vertigo der. İnşallah vertigo değilsin ama. Yok değilim. Ama sırt ağrıların çok fazla var. Sırt ağrılarım var hocam. Eklem yerlerinde ağrılarım var. Parmak eklemlerim bile ağrır. Çünkü bakın 1. ve 5. çakra, kuyruk sokumu, bel bölgesi ve boyun, 5. çakra bölgesi, bakın kulak, burun, boğazın şurası. Ne yaptık biliyor musunuz? Evet. Omurliğin başladığı ve bittiği iki noktayı söylüyorum. 1 ve 5. çakra
İkisinde problem olması demek, omurliğimizin görev yapmamaya başlaması demek. Omurilik ne Evet. görev yapar? Diğer kardeşlerimizin de bilgileri olsun diye bu bilgiyi veriyorum size. Bakın, omurilik dediğimiz organımız bizim dik durmamızı sağlar. İskelet yapımızı oluşturur. Kas, kemik, kıkırdak, eklem sıvıları dahil ondan sorulur, yönetilir. İşte bizim birinci ve beşinci çakramız. Sizdeki gibi olduğunda o kaçınılmaz eklem ağrıları, sırt, bel ağrıları, ayak ağrısı bir de çok olur. Hızlı yorulursunuz, kronik yorgunluğunuz çok fazla olur. Kalpte, Halsizlik var hocam. Çok halsizlik var. göğüste Hani tembellik kadar. çarpıntı var. Sabahları canın yataktan kalkmak istemez. Kronik Yani. yorgunluk budur. Yani bizler çalışarak yoruluruz. Çalışınca yorgun düşeriz. Önemli değil bu. Dinleniriz, geçer. Benim söylediğim kronik yorgunluk şudur. Hiç çalışmadık. Bütün gün evdeydik. Yan gelip yattık. Gene yorgunuz. İşte bu kronik yorgunluk. Bunu Hocam. anlatıyorum. Sevgili kardeşime şunu söyleyeyim. Göğüste de çarpıntım var. Parmak uçlarında uyuşukluk, ele doğru yayılan uyuşmaların var. 3-5 basamak merdiven çıksan nefes darlığı yaşarsın. Bu da dördüncü çakradan dolayı olur. Bağırsaklar O görev yapmıyor. Bağırsaklar görev yapmayınca iki ve üçüncü çakrayla bağışıklık sistemin düşük, alerjik bir vücudun var. Birçok yiyecekleri yemiyorsun. Evet, yemiyorum. Ve ikinci çakra bizim. Çok fazla konuya sebep olur. Atılım sistemi olmazsa sindirim sistemi aksar. Mide problemleri yaşamaya başlarız. Evet, bunlar çok önemli konular canım kardeşim. Evlenemedin ama evlenseydin bile 2 kere 3 kere 4 kere ayrılmış yeniden evlilik arayışında olan biri de olabilirdin. Bu çakra böyleyse genelde böyle oluyor. Ya Evet. evlenmiyoruz ya da evlenip ayrılıyoruz. İlişkiler kopuk kopuk oluyor. Hani hiç evlenemedim hocam, hiç. Geçer. Nasibim bir hiç olmadı Valla yani. o nasip değil. Bir şey söyleyeyim. Sen nasip dedin ya. Bütün canlarıma bir şey söylemek istiyorum. Ne olur herkes burayı şöyle dinlesin. Allah'a yarattığı kardeşim şöyleydi. Bakın, Allah bizi nasıl yarattı? O kadar muhteşem bir şekilde yarattı ki. Kendi kendimizi iyileştiren, otomatik bir makina gibi çalışan biz vardık. Biz hiçbir zaman böyle evlenemedim, çocuk sahibi olamadım, para kazanamıyorum, hastayım. Sorunları bize göre değil. Hastalanmak bize göre değil aslında. Allah'ın yarattığı biz hastalanmaz. Ama bakın, insanın insana yaptığı bir kötülük olarak bu negatif işlemler sonrasında insanın insanı kıskanarak kötülük yapması sonrasında otomatik çalışan Allah'ımızın yarattığı bu makinenin bir şalteri var. Tak diye birileri geldi kapattı o makineyi. Artık makine çalışmıyor. Fabrika ayarlarımızın dışına çıktık. Bizler bozulmaya, hastalanmaya, işte böyle durumları yaşamaya başladık. Çare mi? Tekrar Allah'ımızın yarattığı o fabrika ayarlarına dönmektir. Bunu nasıl yapıyoruz? Uzaktan negatif enerji temizliği dediğimiz bir işlem var. Bununla uzaktan hiç kimse yanımıza gelmez. Biz de kimsenin yanına gitmeyiz. Uzaktan yapıyoruz. Bu negatif işlemlerin bozulması ve sonradan bütün çakraların açık, temiz, dengeli hale gelmesi, vücutta oluşmuş bütün hasarların önemli olandan önemsiz olana doğru iyileşmesi, işte Allah'ın yarattığı o ilk orijinal şeklimize, o fabrika ayarlarımıza geri dönmemiz. Bununla biz yeniden muhteşem bir hayata başlayabiliyoruz. Sevgili kardeşim, yarın asistanlarımıza ulaşabilirsin. Sevgiyle kal. İyi akşamlar. Sağ ol hocam. Teşekkür ettim. Ben çünkü bu durumu yaşayan birçok kardeşimizin şu an bizimle olduğunu ya da yayın sonrası bu yayın paylaşılacak ya, orada birçok kardeşimizin bu durumu ve verdiğimiz cevabı dinlerken farkındalığının oluşacağını düşünerek hocam biraz aydınlatıcı bilgi verdim. Evet, şimdi Doğuştan. enerji doğuştan şifalıyım. Hiç eğitim almadım. Harika. Ama enerji boyutumun miktarını bilmiyorum. Çakrama bakar mısınız? Hocam 62 MHz, 68 MHz normal bir insanın değil mi? Enerji frekans seviyesi. Hocam
Bu frekans seviyesi bizim modül 3 öğrencilerimizde kaça çıkıyor? Modül 3'te artık 100 bin MHz'tir. Evren 100 zaten bin dedin değil mi? frekansla çalışır ve frekans ne kadar yüksekse o kadar zihnimizden oluşturmaya başlarız. Ama tabii bir kuralımız var. Kontrollü açıklık diyoruz ve mutlaka mutlaka böyle bir frekansta koruma olmalı. Azerbaycan'dan çok katılım var. Canlarım benim ya. Çok seviyoruz değil mi arkadaşlar Azerbaycanlılarımızı? Onlar bizim kardeşlerimiz. Onlar bizimle gönüldaşlar. Onlar iyiyken iyiyiz. Onlar iyi değilken iyi değiliz. Hepinize selam olsun. Çok şifa meleğim oldu Azerbaycan'dan. Çok seviniyorum. Nurdane Özdemir 8. Hocam yönetmenim onu evet kimi aldım ben? Ben kimi aldım? Evet yönetmenim kimi aldı yayına? Azerbaycan'ı mı? Evet sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Merhaba Pelin ben. Bir genel çakra taraması rica edecektim. Tamam Pelin Hanım. Pelin Hanım'ın enerji alanı açık, sadece dengesiz, kontrolsüz açık, hisleri güçlü. Enerji alanı çok güzel, frekansı 3000 MHz, normal insan 62 idi. Ama bu kontrolsüz açıklığı oluşturur, nazarı çok hızlı üzerine çeker, baş ağrısı oluşur, baş dönmesi yapabilir. Bu tarz şeyleri yaşayabilirsiniz enerji frekansı yüksek olduğunda ve kontrolsüz açık olduğunda bir koruma alanın olmayıp bu dengesiz açıklık olduğu zaman etraftaki enerjilerden etkilenmeye başlarsınız. Bir an önce eğitimlere katılın ve o enerji alanınızı dengelemeyi öğrenin. Hayatın bambaşka şekil alır. Şimdi bir kontrollü açıklık bir de kontrolsüz açıklık dediğimiz iki açıklık konusu var. Canım kardeşim benim, Pelinciğim. Kontrolsüz açıklık, o da bir açıklıktır. Bakın, onlar da birçok konuda diğer insanlardan farklıdır. Mesela onların hisleri kuvvetlidir, sizde olduğu gibi. Size birçok arkadaşınız gelip fikir sorabilir. Tahminleriniz tutar, çoğu tutar. Ama bu şu demek değil, birine şifa verebileceğiniz anlamına hiç gelmiyor. Verdiniz mi hiç şifa? Yok hayır ama hani ellerimin falan ama iyi olduğunu söylerler. Kendini iyi hissediyor değil mi? Evet. Bağlanıyor ama bu defa siz ağırlaşıyorsunuz. Evet yani nazarı çok hızlı alıyorum evet aynen. Şöyle ben sizden daha önce annem için enerji temizliği almıştım. Annemin alerji rahatsızlığı vardı. Daha sonra hani benim de çakralarımda mikro olduğu söylenmişti ama şimdi hani bir açıklık mı var, bir enerji temizliği almalı mıyım bunu sormak istiyorum. Enerji temizliğinden ziyade eğitimlere gel. Eğitime ihtiyacınız var. Temizliğe de ihtiyacı var. Ama anneden geçişi şöyle, yaşıyor. Anneden geçiş var ama eğitimle zaten kendini temizler. Çok ağır değil. Evet, şifacıda olduğu evet. için. Önceliğin eğitimden yana olsun. Peki annenin alerjileri nasıl şu anda? Ya şöyle bir dönem azaldı ama biz çok üst üste sıkıntılar yaşadık. İki kaybımız oldu. Dolayısıyla sıkıntılardan dolayı biraz daha şu sıralar düşük diyebilirim. Anladım. Şimdi bir de şu var, şu var bir de canım kardeşim. Temizlenmek demek bir kere temizlenince ömür boyu o aynı kişi hiçbir daha etkilenmeyecek ve hep öyle düzgün kalacak anlamında değildir. Temizlenmek sonrasında kişi yeniden o işlemlere maruz kaldığında, olumsuz işlemlere eğer koruma yapılmadıysa ve koruma da değilse yeniden etkilenmesi söz konusu olabilir. Korumayı kime yaptıracaksınız? Hayır, biz öyle demiyoruz size. Koruma yaptırmayın bize veya başkasına. Koruma yapmayı öğrenin. Koruma yapmayı biz çok güzel öğretiyoruz ama doğru zamanda doğru seviyede öğretiyoruz. Modül 3'tür. Piyoenerji artı modül 3'tür. Korumayı öğrendiğiniz modülün adı. Çünkü frekans seviyeniz ancak o zaman yeterli oluyor. Evet iyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Peki son bir sorum. Eğitim almazsam enerji temizliği almam
Gerek Enerji yok mu? tepsiyi alabilirsin ama enerji alanın kontrolsüz, açılmışsınız şu anda. Neden eğitime Yani gelmek istemedin? kontrolsüz açıksın ve bunu mutlaka kontrollü hale getirmen gerekir. Yoksa sürekli insanların enerjilerini üzerinize toplayıp kendinizi hasta edersiniz, dengenizi bozarsınız. Bu bir süre sonra bereketinizden gider. Zihnin konuşuyor zaten, susmayan bir zihin var. Ondan Biraz sonra kaygılarım yükseldi bu ara, evet. kaygılar yükselir çünkü insanlardaki enerjileri üzerine yapıştırıyorsun. Enerji frekansı yüksek olduğu için ama onu arındıramıyorsun üzerinden. Bunu arındırmayı öğrenmek zorundasın. Bir de korumaya ihtiyacın var. O yüzden eğitimin öncelikli. Ama ben önce temizlik alacağım. İşte eğitim değil, eğitimi daha sonra alırım da diyebilirsin. Ama sonrasında gene eğitime ihtiyacın var. Anladım. Ya eğitime gelmek istedim bu arada Ayhan Bey, ama hani şu an değil de belki biraz daha ileriki dönemlerde düşünüyorum. Şu an hazır hissetmiyorum sanırım. Belki ileride düşünebilirim. Hocam orada Bir şey duracağım daha ben. söyleyeceğim. Bir Ben dakika, neden kaygısı hazır da anlıyorum. hissetmiyor biliyor musun? Korkuyor. Evet, Neyle evet, karşılaşacağını evet. bilmiyor. Şimdi Bunu da eğitim almak istiyorum. aldığın zaman zannetme ki etrafında her şeyi görmeye başlayacaksın. İşte korkacağın şeyleri göreceksin. Bu böyle bir şey değil asla. İç Değil. ses dediğimiz kalp gözünün açılmasıdır ama bu arada zannetme ki bunu üç harflerden alacaksın veya onları görmeye başlayacaksın. Biz ne istiyoruz? Kişinin kontrollü açık olmasını istiyoruz. Biz görmüyoruz ki, Kontrolsüz açık görmeyiz ki onları. olduğunda onları görebilirsin ama kontrollü açık olduğunda öyle bir şey görmen mümkün değil. Bu çok yaygın bir korkudur. Bundan Evet. dolayı eğitim almaktan çekinen insanlar çok var. O yüzden Evet. hocam detaylı Ha, anlattı. Allah dostlarını görecek misin? Durgörün açılırsa ve eğer bunu istersen bak dediğim gibi ve Evet. durgörün açılırsa herkes de çok istiyor. Önceleri belki korkuyor ama sonrasında çabalıyor niye açılmıyor diye. Açılırsa görebilirsin. Bunu da istemen gerek. İstemeden gene açılmaz. İç sesini Allah dostlarından alırsın ama bir huzurun içerisinde alırsın. Yani bu gene korkacağın bir şey değil. Tam tersi panik atağını sıfırlayacak bir şeydir. Panik atak olduğunu da söylemiştim Panik bu arada. atak bende yeni oluştu aslında diyebilirim. Biz iki Kulaklarım da var. kayıptan sonra vertigo falan da var bende, evet. O var, başlarım da Bu işte çok ani ve yakın kayıplar olunca babam ve eniştem arka arkaya olunca Allah biraz rahmet eylesin. hayatla ilgili bir kaygı Başlıyor. oluştu ama hani baş edebilirim diye düşünüyorum, yenerim diye düşünüyorum bakalım. Evet. Ama o kaygı sadece kayıpların sadece bu kaygıyı tetikledi. Bu aslında Leman. enerji alanının Leman kontrolsüz üstlük. açıklığından kaynaklı. Sadece bunu hızlı bir şekilde tetiklemiş oldu. Oradaki kaygıyı ancak enerji alanını kontrol ederek yok edebilirsin. Modül 1 eğitimi için gün sayıyorum. Bu Bu saat cumartesi pazar diyorum. modül 1 eğitimi var. Gün sayıyorum diyorum. Kendini Tamam. hazır Çok güzel. hissedersen gel. Tamam, peki. Çok teşekkür ederim. Hoşça Vaktinizi aldım. İyi kal. akşamlar diliyorum. Allah'a emanet Hoşçakalın. ol. Hoşça kal Hoşça kalın. kardeşim. Çok sağ olun. Allah'a emanet ol. Bay bay. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim de sevgili canlar, şifa meleği olmak ya da şifaya kanal olmak nasıl bir şeydir diye sorsanız bana, hayatımda benim bakın geçmişimden bugüne yaptığım iş, meslek, eğitim bir sürü var. Bir yani hava kuvvetlerinde bir emekli subayım, uçak mühendisiyim, pilotum, sonra bir dönem sonra uçuştan ayrıldım, evet, ama uçuş yaptım. Ve ben dış ticaret, Maria hocanızla birlikte dünya kadar meslek var ve iş var. Hayatımızın hiçbir döneminde bu kadar mutlu olduğumuzu hatırlamıyorum. Evet, ben kimi canlı yayına aldık, tanıyalım mı sizi? İyi Merhaba akşamlar. hocam. Leman, benim adım Leman Evet, hocam. Bursa'dan katılıyorum. yazdınız. Bulgaristan göçmeniyim. Aslen nerelisiniz? Bulgaristanlıyım. Eyvallah, eyvallah, eyvah, eyvah dedim ben Bulgaristan deyince eyvah dedim. Farkında Neden mısın? eyvah dedin? İşte bir çoktur. Şimdi benim için bazı çok şaşırdığım işler var, konular. O yüzden sana Bulgaristan deyince eyvah dedim. Hocanın bakacaksın. Gerçi sana da ben de bakabilirim ve görüyorum maalesef. Evet.
Leman Hanım, şimdi sizin de çakralar mühürlü ama bu defaki anneden geçiş aktarım değil. Üzerine şahsına yapılmış işlemler var ve hala maalesef ki devam eden ve hala taze olan, yıllardan beri yapılan ve hala devam eden ve hala taze olan, yani yeni yapılmış işlemlerim var. Hatta birkaç günlük. Kemik ve kas ağrıların çok fazla. Yine bağırsaklarında hassasiyetin var. Altıncı çakra zihin çok konuşuyor ama odaklanma ve had safhada unutkanlık da var. Baş dönmelerim var gene. Çarpıntın var. Midende çok fazla hazımsızlık var. Ağrıların var. Rahim. Ağrıların var ve mutlaka bir an önce enerji temizliği al. Aynı zamanda YouTube kanalımızda, Enjaz Akademi YouTube kanalında mekanda tuz temizliğini anlatmıştık. Onu mutlaka evine yap, sizi ciddi bir şekilde rahatlatacaktır. İşlemleri temizlemez ama sönümler, orada yapılan, o enerji taze çünkü daha evinde. Oradaki enerjiyi en azından dinginleştirir ve evinde huzursuzluk çok fazla şu anda. Evinde bir huzur oluşur. Ama bir yandan da mutlaka negatif enerji temizliğini hızlı bir şekilde ailecek alın. Çünkü evinizin içi sıkıntılı. Hocam seçtim. Şurada bir aya kadar inşallah katılacağım yani İnşallah. çalışmalara. İnşallah çalışmalara İnşallah. katılın ama Bir yıldır sizi takip ediyorum. katılmadan önce ne olur önce temizlik al. Temizlenmeye Tamam. başla. Başladıktan bir ay sonra eğitime katıl. Evet, ama o mekanda tuz Sen temizliği bir an önce yap. onu yap ki Enerji dinginleşsin çünkü işlemlerin çok taze. En azından onları bir dinginleştir. Tamam. Tamam. Allah razı Allah'a olsun. emanet. Teşekkür ederim. Allah'a İyi emanet akşamlar. olun. Çok İyi sağ olun. akşamlar. Evet, şimdi dedim ki Bulgaristan eyvah dedim, değil mi? Farkındasınız. Niye eyvah dedim biliyor musun hocam? Neden? Mesela ben öğrendim İran'ı anlıyorum. İran'da yapılan işlemler dünyanın en kötü, en ağır, bozulması en zor işlemleridir. Irak'ı, Suriye'yi de anladım. Toplu enerjiyle çok karışık işlemler yapılıyor. Oralardan gelen dünya kadar negatif enerji işlemini Azerbaycan da öyledir. yıllardır ve Azerbaycan yine aynı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelenleri anlayamadım bir. İki, Bulgaristan niye? İkisi de o kadar ağır işlemler geliyor ki nedendir diye düşünüyorum, buluyorum ama sonradan öğreniyorum ki hem Bulgaristan'da hem de Kıbrıs'ta çok fazla maalesef bizim sevmediğimiz hepsi Tılsımla uğraşanlar çok tılsımla fazla. uğraşan insanlar var. Tılsımı sevmiyoruz biz. Toplu enerjiyi sevmiyoruz. Toplu enerjiyle işlem yapanları sevmiyoruz. Pardon. Temizlik almak yine bir eğitim modülü mü? Hayır. Değil. O bir şifalanma işlemidir. Eğitim ayrı bir konudur canım kardeşim. Almanya'dan sevgiler. Ceren Büyükyörük. Alalım mı Almanya'ya? Bir tane Almanya'mız olsun. Ben çok özür diliyorum. Yönetmenimin işine karışmak da istemiyorum. Yönetmenim siz seçin. Modül Antalya'da. 1 için gün sayıyorum. Vallahi biz de hafta sonunu iple çekiyoruz. Çok sevdiğimiz bir eğitim. Modül 3 eğitimini aldım ben de eğitimlere. Başlamadan önce tedirgindim. İnanın bakın bir şey yazdı kardeşimizin biri. Tedirgindim. Biz çok alıştık Çok sevindim. onlara da. Tedirgindim ama diyor hiç gereksiz olduğunu modül 3'ten sonra anladım. Evet, Almanya Ceren mi? Almanya değil, Antalya hocam ama Antalya. canınız Lan hiç sorun değil. Eyvallah. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İsim neydi? Ceren. Ceren. Ceren'cim bir dakika. Eğitim onaylı mı diye sorulmuş. Evet, kart sert onaylı. Kart sert onayı şu demek. Dünyanın bütün ülkelerinde tahmini olarak ezberimde ise yanılıyorsam 214 ülke. 214 ülke diyebilirim. Bütün ülkelerinde geçerli olan bir akreditasyondur. Kart sert olunca da başka alter akreditasyonlara ihtiyaç duyulmuyor. Yeterli oluyor. Evet isim çok özür diliyorum. Ceren. Ceren Antalya mı? Evet iyi akşamlar Yaş Ceren'cim. kaç Ceren? 25.
25 ama çok genç duruyorsun. 25'in çok altında duruyorsun. Çünkü çok güzeldi. Bekarsın Çok öğrencim, değil güzel mi? değil mi? Maşallah. Evet. 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 Hocam. Dönem ilişkileri kopuk. Kopuk. İş hayatında kopukluklar var. Evet. Herkesin kolaylıkla yaptığı her şeyde zorlanıyor Ceren. Enerji alanı aura delik deşik, siyah hatta. Enerji alanı çok zarar görmüş. Ceren'de de çok fazla işlem var. Aileye yapılan işlemler. Rahimde durumlar hocam. Rahimde kistleri var. Bağırsaklarında yine hassasiyeti var. Adet dönemlerin çok dengesiz, sancılı ve düzensiz geçiyor. Değil mi Ceren? Evet. İlişkiler kopuk kopuk. Evet. Ama Ceren'deki anneden geçiş şahsına şöyle var. Direkt şahsına da çok fazla yapılmış. Bence yakalamışsın, fark etmişsin de, bulmuşsun da. Evin içinde veya dışarıda bilmiyorum. Ama bulmuş olmanız lazım bu kadar işlemde. Özellikle evinde çok fazla yağ bulmuş olman lazım. Buldun mu? Yok hocam, hiç bulmadım. Dikkat et o zaman. Peki. Kafa etraflarında yağlar var mı? Evin önünde bir toprak alan var mesela. Orada da çok fazla. Peki. Bakalım. Bahçeli evde oturuyoruz biz. Bir kontrol edelim. Toprak alan da ne var? Bulmaya Hatta çalışmayın. Hatta o toprak alanın önünde evet. ince bir ağaç var. Değil mi? Olabilir. Olabilir. Doğrudur. İnce kalın değil. Belki ağaç, belki bir bitki ama hani böyle daha çok ağaç gibi duruyor. Ağaç gövdesi gibi görüyorum ben onu ince. Onların dibine dikkat et. Dikkat edip de ne yapacak hocam? Yani, yani sonuçta bulursan buldu, at onu denize. Ama sonuçta bunu çözmez. Çözmez. Mutlaka evet. temizlenin bir an önce annen ve kardeşinle birlikte. Kaç kardeşsin Ceren? Tek çocuğum ben. Peki kim var diğer şahıs evde? Efendim? Bir kişi daha var evde annenin haricinde. Babam. Babası. Başka? Başka? Başka kimse yok. Tamam peki. Maria Hocan da tek çocuktu. Tek çocuklular hep böyle ağır işlemler mi alıyor? Vallahi Maria Hocanız da donuyor. Ortak işlem. Ortak işlem. Sana ve birine aynı anda birine işlem yapılmış. Hayırdır? Allah Allah. Benim yaştaşım kuzenim var. Kuzenin. Olabilir. Tamam. Şimdi ortak işlem var çünkü. Kardeş yapılmış. Gibi olduğum. Hani kardeş gibi. Belki doğru, biz beraber bir sayılır. Olabilir. O zaman aynı işlem onda da var. O da dikkat etsin. Tamamdır hocalarım. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Görüşmek i̇yi üzere. Akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Pınar Küçük İYEM soruyor. Hocam ağrılardan kurtulabiliyor muyuz? Bunun için negatif temizliği mi yapılacak bana? Ne ağrın var? Önce onu bir bilmem lazım. Kemik ve kas ağrıları kök çakra ile alakalı ama bazı ağrılar da bilinçaltından kaynaklıdır. Ne yaşadığını hani görmeden size bir şey diyemem. Ağrılardan evet. kurtulur musun? Öncelikle bir taramam gerekiyor ama %90 genellikle enerji temizliğiyle ağrılar gider. Bilinçaltından kaynaklı değilse. Evet, ben seçmiyorum. Yönetmenim yazdıklarınıza bakarak o seçiyor. Çünkü ben seçmek istemiyorum. Seçtiğim zaman diğerlerini gücendirdiğimi düşünüyorum. Ben topu yönetmenime attım. Bana kızmayın, ona kızın, olur mu? Onu göstermiyorum zaten size. Evet, ben seçim yapmıyorum. Gördüğünüz gibi ellerim havada. Masumum ben, çok masumum. Evet, çok... Canlı yayına mı katıldın? Evet, katıldınız, katıldınız. Bakalım bir görelim sizi. Merhabalar. Merhaba. Evet, gördük şimdi. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? İyi. Teşekkür ederim. Biz de yolculuk yapıyoruz eşimle bu arada. Canım, yolculuk derken... Evet, bir yandan da dinliyoruz hocam. Arabada olmasın, seyahatinize ara verin. Durun bir yerde, olur mu? İyi akşamlar. Seyahat canım seyahat halindeyken yapmayalım bu bakmayı. Tamam. Çünkü kazaya açık olursunuz. Biz doğru bulmuyoruz. Kendimiz arabadayken de bakım yapmayız kimseye. Size de evet. bakmıyoruz. Durabiliyorsan bir kenarda dur.
Varsa en etli bir şekilde çekiyoruz hocam. Tamam. Sert bir yer bulduk şimdi. Eğitim aldınız mı daha önce? Nasıl? Eğitim aldınız mı daha önce? Hayır, merak ediyorum eğitim nasıl olur, almalı mıyım ya da ne yapmam gerekiyor açıkçası. Almamış eğitim ama başka yerlerden enerji eğitimleri aldınız. Sizin çakra eğitiminize katıldım hocam ben. Ücretsiz çakra eğitimimiz vardı. Nasıldı? Güzel miydi eğitim? Bayıldık hocam. Aynen. Arkadaşım da hatta göndermiştim linkini. O da katıldı. O da çok sevdi. Çok güzel bir eğitim çünkü. Çok şükür. Hislerin güçlü. Ne zamandır çocukluğundan beri güçlü. Rüya rehberliğini de açtık. Rüya rehberliğini de açık. Enerji alanı da çok güzel. Frekansı çok yüksek. 20.000 MHz çok yüksek bir frekanstır. Çok ciddi yoğunluk yapar ama. Ayakları gene kesiliyor yerden. Uyuşmalar oluyor mu? Ellerde, ayaklarda, vücutta. Genelde sol sağ elimde oluyor. Şimdi frekans çok kontrolsüz açık. 20.000 MHz koruma olmadan ve bunu yönetebilmeyi bilmeden çok yüksek. Hatta bir frekans. Baş ağrıları, şurada toplanan baş ağrıları oluyor mu? Zirvede şu baş kısmı, alın kısmı ve tepede. Birikmiş böyle sallanan bir ağrı. Yok, pek olmuyor. Çok eskiden oluyordu ama uzun zamandır baş ağrım yok. 20.000 MHz dedi hocanız. Bu var ya, kontrolsüz 20.000 çok yüksek bir rakam. Çok. Şimdi evet, bizim şifa meleklerimiz 100.000'dir ama koruma ve onlara bir şey olmaz. Şeyle kendilerini arındırır, koruyabilir, enerji alanını kullanabilir, enerjisini dengeleyebilir. Ama bilmeyen biri için çok yüksek bir frekans. Ocaklar var. Mutlaka eğitimlere gelin. Gene eğitim diyeceğim. Ama temizlikle birlikte o enerji alanının o kadar çok toplamış ki, mıknatıs gibi çok fazla kanal var üzerinizde. Kök çakrandan sürekli o enerji vakumlanıyor. Bu da ciddi yorgunluk yapar demiştim. Evet. Oluyor. Çok müthiş yorgunluğum oluyor şu son bir haftadır özellikle. Hı hı. Temizlikle birlikte bir yandan temizlik alın, bir yandan eğitimlere katılıp hem enerjini kontrol altında tutmayı, bunu kendine şifaya ve bunu kendine hayatında arzu ettiğin istekleri oluşturmak için, dönüştürmek için bu defa pozitif alanda kullan eğitim olarak. Ama bir yandan da bir an önce temizlenin ki o topladığın negatifler ve açılmış olan kanallarda kapansın bir yandan. Teşekkür ederim hocam sizin rehberliğinizle, Allah'ın izniyle. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. Rica edebilir miyim? Eşimin içinde bir şey söyler misiniz hocam? Çünkü bir kişi, onu da ikna etmem gerekiyor. Biz haksızlık olmasın. Eşimde çok fazla işler. Ya. Maria peki, hocam tamam. Söyledi. Eşimde çok fazla işlem var. İş hayatını etkiliyor. Çok işlem var dedi. Çok şey anlattı aslında. Canım kardeşim. Bakın sizde değil ama eşinde çok fazla işlem var ve bu iş hayatına direkt olarak bereketini götürüyor. Evet, öfke problemi, öfke patlamaları, boyun, ense, boyun, omuz, sırt, bel ağrıları, ayak ağrıları çok fazla olur. Neyse, bu kadar yeterli. Çok negatif işlem var. Kardeşim hayırlı yolculuklar. Moralini bozmuşlar. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Bir kardeşimiz az önceki kardeşime uyuşma var mı diye sorunca bir kardeşim şöyle sordu. Hocam dedi, benim de ellerim uyuşuyor. Benimki de dedi frekanstan mı oluyor diye bir soru sordu. Hocam cevap verir misin? Vereyim mi? Kalp çakrasından ve kalpten geliyor bu durum. Evdeki uyuşma bir kalp çakrasından gelebilir. Bir de magnezyum eksikliği ciddi şekilde uyuşmalar ve kramplara sebep olur. Eskiden 40 yaşından sonra herkesin ihtiyacı vardı ama artık 20'li yaşlarda bile insanlarda ciddi magnezyum eksikliği başladı. Evet, birincisi işlem varsa uyuşur. Kalp çakrası mühürlüyse uyuşur veya vücudunda magnezyum eksikliği varsa uyuşur. Bu üç sebepten dolayı olabilir. Ama mutlaka uyuşma varsa, çünkü negatif enerji bedeninizdeki magnezyumu emer, kullanmaya başlar. Bu da ciddi eksiklik oluşturur. Bunu lütfen tamamlayın. Ve onun haricinde enerji alanınızı kontrol ettirin.
Evet. Son bir konu. Önemli bir konu. Evet, yayınımızın sonuna geldik. Yönetmenimiz bir kardeşimizi daha almış. Ondan evet, alınan kardeşimizle bir görüşelim. İsim neydi? Ergin Hocam, iyi akşamlar. Ergin. Evet. Evet Ergin'ciğim, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Biraz daha gözler şöyle gelse. Evet, yukarıya doğru. Hiç kimseden şifa çalışması aldınız mı Ergin Bey? Hayır hocam. Almadın. Peki. Hı-hı. Çok hayır, şey enerjisi çekiliyor çünkü de o yüzden sordum. Şimdi o zaman farkında olmadan, peki herhangi bir eğitime katılmış olabilir misin? Şöyle, eskiden ufak bir şey aldım hocam. Şöyle eğitim değil de şey anlamında. Eğitime benzer bir şey. Hani sizin dilinizde ne oluyor tam bilmiyorum ama. Yani neye katıldın bilmiyorum ama o katıldığın yer sizde bilerek bir kanal açmış ve enerjinizi vakumluyor. Çok özür dilerim. Kanal açma çalışması hocam. Evet aynen öyle. Evet, ama ciddi ama enerji, evet, hocam. O sizin enerjinizi çalıyor. Enerjinizi hırsızlıyor. Öyle diyelim. Çok önemli bir konudur yalnız. Çok ciddi sonuçlara yol açar. Düşünün, sizin cebinizde bir kimliğiniz var ve cebinizdeki kimliği birisi alıyor. O kimlikle gidiyor, suç işliyor. Onun işlediği suçun cezası size geliyor gibi düşünebilirsiniz. Sizin enerjiniz iyi de kullanılabilir. Dağıtmış iyi enerjiyi değil de kullanılabilir. Çekiyor, hala sizin ama isteyerek yapmadınız. Farkında olmadan yaptınız. Sevgili kardeşlerim, bakın size söylüyorum Ergin kardeşim, bütün arkadaşlarım da duysunlar. Böyle ne olduğunu bilmediğiniz, böyle duyurulan, böyle grup enerji seanslarına, çalışmalarına, toplu enerji grup çalışmalarına lütfen ama lütfen katılmayın. Ama şöyle, ne olduğunu bilmeden. Ne olduğunu evet. Bilmediğiniz grup çalışmaları faydasız ya da zarar verir değil. Değil. Ne olduğunu evet. Bilmediğin. Pozitif mi, negatif mi, kanalını hangi enerjiyle, kanalını bilmediğiniz bir çalışmaya katılmayın. Mesela şu anda birileri sizin enerjinizi kullanıyor. Kanal açmak ve kendine katın diyor. Kanal kapatma. Bir an önce lütfen bize ulaşın. O kanallarınızı kapatalım ve o enerji size ait bir yol açar. Altıncı çakranın dengesini bozar. Altıncı çakranın dengesini bozduğu andan itibaren astralden inemezsiniz. Sürekli havada gezmeye başlarsınız. Ondan sonra da zihninizle başa çıkamazsınız. Neler yaşıyorsunuz olumsuz olarak? Ben böyle bir soru sorsam size. Bakın ayağınız yerden kesilir dedi. Astral dedi. Rüyalarınıza dikkat edin. Rüyalarınızda da acayip farklılaşmalar olmuştur. Son o dediğiniz katılım sonrası. Şu an o enerjinizin emiliyor ve çalınıyor olması sizde müthiş bir kronik yorgunluğa yol açar. Çalışmadan hep yorgun olmak gibi. Öyle düşünebilirsiniz. Veya bazen anormal, sancılı, sürpriz, beklenmedik sancılar, ağrılar. Bunları da yaşayabilirsiniz. Anlamlandıramadığınız ama geçmeyen, ilaçla dahi geçmeyen ağrılar. Bunlar, onu bahsediyorum. Evet, çakradan dolayı kısmet, rızık, bereket konularınızda problem var. Evlilikte buna dahil, para kazanma, kariyerde buna dahil. Bundan dolayı omurilikle ilgili yayının başında belirtmiş olduğum konuların hepsi dahil ve geçerli. Tabii yaşıyorsunuz onları. Bir an önce negatif enerji temizliği için ve o kanalınızın kapanması için bence bize ulaşabilirsiniz. Asistanlarımıza. Allah'a emanet. Tamamdır hocam. Çok teşekkürler. Hatay'dan selam hocam. Elinize sağlık, teşekkür ettik. Siz de çok selam söyleyin Hatay'ımıza. Selamlar. Allah yardımcınız olsun. Hatay'da hala durum çok iyi değil. Onu uzaktan evet. İzliyorum. Rabbim inşallah hepimizin yardımcısı olsun ve Hatay'ımız o güzel günlerine yeniden kavuşsun. İnşallah hocam. Sevdiğim. Allah'ıma kurban olurum. İnşallah Allah yardımcımız olsun. Sevgiyle başlayalım. Sağ olun hocam. Allah'a teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun hocam. Evet sevgili canlar, bugün de böyle geçti. Bu biz şunu yapmak istiyoruz. Bizler paylaşmak istiyoruz.
İyileri ve iyilikleri çoğaltmak istiyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz. İyiler ve iyi olanlar ve iyilikler çoğaldıkça iyi olmayanlar azalacaktır. Buna inanarak bunu yapıyoruz. Bu yüzden her ay 1000 kişiye ücretsiz çakra eğitimi veriyoruz. Severek, gönülden katılan herkes bilir ki içten olarak bunu veriyoruz. Feda olsun, onu bir görev anlayışı olarak yapıyoruz. Her ay 1000 kişiye çakra eğitimi veriyor olmak bizi çok mutlu ediyor. Orada oluşan farkındalık sonrası her eve bir şifa meleği diyerek yolumuza devam ediyoruz. Biyoenerji artı modül 1 eğitimiyle aranızdan birçoğunda var olan o ocaklık, atalardan gelen şifacılık elini aktive edip aramıza yeni yeni şifa meleklerinin katılmasına vesile olmak istiyoruz. Çünkü her yeni katılan bir şifa meleği Allah'ın planının uygulanmasında gücümüze güç katıyor. Allah'ın bir planı var ve her zaman Allah'ın yaptığı plan diğer bütün diğer planları bozar, alt üst eder, terse çevirir. Bunu biliyoruz. Ama Allah'ımızın planı şöyle yan gelip yatarak işlemiyor. Allah her şeyi biz böyle nasıl olsa Allah var, nasıl olsa Allah her şeyi düzeltir diyerek bekleye bekleye olmuyor. Bakın o Allah'ın planı nasıl çalışır? Şöyle çalışır. Bizler her birimiz ona dönersek, kalpten dönersek, ona içten seslenirsek, ona içten bir şekilde geçmişle ilgili, bakın Hazreti Muhammed bile diyor ki, bilerek ya da bilmeyerek istediğim günahlardan affet beni Allah'ım diyor. Hazreti Muhammed ki Allah'ın en sevdiği kulum dediği, Allah'tan böyle tövbe ederken, bizler kimiz? Bizler aciz kullarız ve hepimizin hataları, günahları vardır. Halen belki de yapmaktayız. Ne olur Allah'a dönelim. Allah'tan aflar dileyelim. Allah'a dualarımızı edelim. Bakın dua etmek illaki bir dile göre bir bildiğiniz duayı, ayeti, sureyi okumak da değildir. Ne olur bildiğiniz dille Allah'ıma deyin ki Allah'ım seni seviyorum. Allah'ım sana inanıyorum. Allah'ım sana güveniyorum. Allah'ım sana sığınıyorum. Allah'ım sadece sana yardım için yalvarıyorum dediğimde, ben Türkçe olarak bunları söylediğimde benim o Allah'ım benim bu Türkçe olarak söylediklerimi de duyup bana yardım et Allah'ım dediğimde bana yardım edecektir. Bundan hepiniz emin olun. Hiç kimse ve hiçbirimiz umutsuz olmayacağız. Hiç kimse ve hiçbirimiz yalnız değiliz asla. Çünkü o her şeyi her yerde her zaman görür, duyar, bilir ve yardımımıza hemen koşar. Evet. Bu hafta sonu da cumartesi pazar Biyoenerji Artı modül 1 eğitimimiz var. Ocaklığın ilk aktiflendiği, ilk sesin kalp gözün açıldığı, ilk yakından şifayı öğrendiğiniz, kanalları kapatmayı öğrendiğiniz ve mekan temizliği yapabildiğiniz bir eğitim. Mutlaka bekliyoruz hepinizi. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.